Melih Gökçek hem milletvekili hem de aday olduğu için neden istifa etmedi de belediye başkan adaylığına devam etti diye tartışmalar oldu. Seçim bittikten sonra da siz meşru değilsiniz, orada oturamazsınız, orada oturmaya hakkınız yok diyerek 6 ay, 7 ay Ulus'taki taş binada savaş yaptık biz ya. İyi mi oldu başkan? Kötüydü değil mi? Niye aynısını yapıyorsunuz? Savaşı veren... Sayın Başkan, bizim işimiz artistlik değil. Siz artistlik yapıyorsunuz. Yani siz yaptınız. Şu anda yaptınız. Evet arkadaşlar, ara veriyorum. Ben mi devam edeyim başkan? Evet. Değerli arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Bu tür irticaren yapılan konuşmalarda bu tür şeyler her zaman olabilir. Olmamalıdır. Ama hatip kürsüde konuşurken onun insicamını bozmamak gerekir. İyi mi oldu Sayın Başkan? Dediği zaman çok makul gibi gözüken bir cümle algıya yönelik farklı yerlere götürüyor. Bir durun bakalım, ben ne anladım? Ben iyi olmadığını söyleyeceğim zaten size. İyi olmamıştı o zaman. Hiç de iyi değildi. Bizim meclisimizde bir gün burada olmaması gereken ilk günlerde ufak bir arbede yaşandı. Bu arbedeyi 90'lı yıllarda Sayın Doğan Taşdelen'in şimdi oğlu belediye başkanı, o da meclisimizdeydi. Birçok şeye şahittir. Ve biz orada yumrukları çok karşılıklı yaşadık ya. Hiç hoş değildi o manzaralar. Zaten anlatmak istediğim şey de buydu. Üzerinde durmak istediğim de bu değildi. Ama lütfen ben sizden rica ediyorum. Ben 29 yaşında belediye başkanı seçildim. Çok küçük yaşta cezaevleri gördüm. Benim de az çok deneyimim var. Benim yaşanmışlık yaşım Sayın Başkanım 80 falan vardır. Yani öyle haddini bilmeyecek, sizi incitecek, sizi kıracak cümleler kullanacak kadar hadsiz ve aciz değilim. Ama lütfen siz de meclis başkanısınız, meclisi yürütüyorsunuz. Hadde, hududa riayet ederek hareket etmenizi temenni ederiz. Yoksa biz niye ikide bir araya kim konuşursa konuşsun girilip insicam bozuluyor. Bozulmaması gerekir. Ricamız budur. Biz o zaman hizmete susamış bir dönemde belediyeye geldik. Aynen şu andaki pozisyonlar gibi tartışmalar yaşıyoruz ve bütün belediye başkanları, o zaman merhum Erbakan bizim liderimiz, onun başkanlığında halimizi arz etmeye gittik. Belediyenin durumu bu. İş çalacakları bu kadar. Yatırım ihtiyacı çok fazla. Hizmet yapamıyoruz dediğimizde hocam elini kaldırdı. İnanç tekeden süt çıkarır. Mazeret istemiyorum. Gidin mevzilerinize, verdiğiniz sözleri yerine getirin, halkla bütünleşin, mazeret istemiyorum dedi. Ve döndük. Benim araçlarımı hacizle almak istediler. Telefonlarımı kapattılar belediyede. Belediyedeki araçları Ayaş tünelinin içine soktum. Önüne kamyonlarla toprak yığdım ki hacizle gelip arabalarımı götürmesinler diye. O günkü hükümetler bizim İller Bankası'ndan gelen paralarımızı kesti. Ama buna rağmen İstanbul'da Tayyip Erdoğan denizin altından kendi partisinden olmayan Cumhuriyet Halk Partili belediyeye su götürdü mü götürmedi mi? Götürdü. Bu bizim vazifemiz. Sizin de vazifeniz. İster Cumhuriyet Halk Partili olsun, ister Milliyetçi Hareket Partili olsun, isterse AK Partili olsun. Fark etmez. Ankara'nın belediye başkanı olarak her yere hizmet yapmak hepimizin boynunun borcudur. Dolayısıyla bu makam
hizmet makamıdır. Siz Polatlı'nın altyapısı için yapacağınız şeyi kendi bütçenizde yapabilme gücüne sahip olduğunuzu düşünüyorum ben. Yani yapacağınız Etimesgut'a bir tane cadde. Bunun için yani yine yanlış anlayacaksınız diye ben geçen dönem Doğan abi üzülmesin diye burada arkadaşlar şahittirler, bilirler. Üzülmesin diye 40 düşünür bir konuşurdum. Şimdi siz üzülmeyin diye 40 düşünür bir mi konuşacağız biz başkanım ya? Bırakın da içimizden geldiği gibi bazı şeyleri ifade edelim. Alınmaya, gücenmeye gerek yok ama girdiğiniz zaman ister istemez biz de spontane olarak bu cevapları veriyoruz. Vaktinizi aldım, teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Efendim? Evet. Evet, bir özür borcunuz var. Ben size artist falan demedim. Söz kesmeye girince Emin Bey de konuşurken oradan tatlı bir şekilde laf atıldı. Haydar Bey de konuşurken Emin Bey oradan takıldı. Onun için şu artist lafını lütfen geri alın. Ama gerçekten... Ben size söylemedim. Ya ben size yani şu anlamda söylüyorum başkanım. Şu anlamda bu hakaret olarak söylemiyorum. Gerçekten rolünüzü çok iyi yapıyorsunuz ya. Gerçekten evet, bak. Geri bu anlamda alın. Söylüyorum. Geri alın. Bu anlamda söylüyorum ya. Geri alın. Ya geri alacak bir şey yok. Başkanım çok güzel yapıyorsunuz. Artistlik yapıyor dediniz. Artistlik demeyeyim. Yaptın dediniz. Rolünüzü çok iyi yapıyorsunuz. Ne rolü ya? Tamam. Arkadaşlar, ben artistim. Şimdi böyle devam edeceksiniz. Tamam. Zabıtaya attıracağım. Mümin Bey müdahale edin. Müdahale edin. Ne demek neyin zabıtası? Sana ne? Sana ne? Sen de karışıyorsun oradan. Grup başkanın konuşuyor. Özür dileteceksiniz. Ben hakaret etmedim. Ya artist ne demektir? Rolünü çok iyi yapan demek değil midir? Bu övgüdür, övgü, övgü. Ya bu övgüdür sayın başkanım. Ben neyin ne olduğunu anlarım. Peki, teşekkür ederim. Mümin Bey nedir hakaret değil diye? Uzatmayacaksınız. Ve iki hatibin ikisi de algı yönettiğinizi iddia ediyor. Ben de öyle düşünüyorum. Beni bağışlayın. Sonuçta millet bir karar verdi ve sonucu sizin önünüze koydu. Yürütmede yani idarede yetkiyi size verdi. Yasamada Cumhur İttifakı'na verdi. Yani ne diyor size? Bu parlamentonun her bir ferdine saygı gösterin, her birinin görüşünü alın ve ona göre ortak yönetin diyor size. Ortak yönetin. İhte ederek beni bağışlayın. Kırma niyetim varsa namerdim. Kırma niyetiyle söylemiyorum. Ancak dışarıdan bakınca nasıl algılandığınızı size göstermeye çalışıyorum. Siz oturduğunuz yerden konuşun. Siz parmağınızı indirin. Siz ayakta durmayın. Mehmet Bey oturun diyerek olmaz bu iş. Şimdi Ali Sayın Başkan burada çok güzel konuştu. Bekir Bey de konuştu. Bu sataşma değil. 1994 yılında Anavatan Partisi'nin 10 tane meclisiyesi var burada. Grup Başkanı Seyfi Saltoğlu. O günkü meclise gelen borçlanmaların tamamını Anavatan Partisi oy veriyor. Ve bugünkü konular yaşanmıyor Bekir Bey. Sizin de burada olduğunuz konuda. 2 tane dediniz 10 tane. Şimdi İstanbul Belediyesi de Refah Partisi'nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi de Refah Partisi'nde. O gün iktidarların tamamında bir Maliye Bakanı'yla konuştum biraz önce telefonla. Kendisi iki belediye başkanımızdı o gün Ankara ve İstanbul yöneten. Maliye Bakanı'yla görüşüyorlar. O günkü belediyenin borçlarını o günkü iktidar erteliyor. Değerli arkadaşlar, gerçekten üzülüyorum ve burada neden oturduğumuzu 1,5 saattir ne konuştuğumuzu da anlamadım. Şimdi Ankara'nın ulaşım sıkıntısı var. Ego zarar ediyor. Otobüs ihtiyacı var. Şimdi buradan Ankara'yı ortak yönetelim. Tabii ki ortak yönetelim. %47 AK Parti belediye başkanımıza burada oy vermiş Ankara halkı. %51 de Mansur Başkan'a vermiş. Şimdi Pursaklar'daki vatandaşın suçu ne arkadaşlar? Bakın %3,5'la Euro kredisi buldu Belko. Belko diyorum, Ego.
Otobüs alacak ihtiyacımız var. Şimdi Ali İhsan Bey'e söylüyorum. Buna niye ret veriyorsunuz? Bursaklar'da sabahın 7.30'unda otobüs durağında bekleyen 150 kişilik 100 kişi bir otobüse binen anamız bacımız kardeşimizin bizim yüzümüzden o soğukta bekleyip ayakta Kızılay'a kadar gelmesinin sorumlusu bizler değil miyiz? Bakın arkadaşlar, burada ne AK Parti, ne İYİ Parti, ne CHP, ne MHP kendisine burada kredi istemiyor. Şirketlerine de istemiyor. Mansur Yavaş şahsına da istemiyor. Projenin adı belli, yapılacak iş belli. Bunu bir ay sonra vermişiz, bir ay önce vermiş değil. Bu Ankara'nın ihtiyacı mı? Ankaralı vatandaşın ihtiyacı mı? Bu hizmet yapılması gerekiyor mu? Bakın, para olsa zaten burada kredi alınmaz, borçlanılmaz. Değerli arkadaşlar, güzel konuşuyoruz da. Bakın Ankara'nın sorunlarına madem bir bütün olalım. Ali İhsan Başkan, siz burayı 10 sene yönettiniz. Şimdi siz burada olsanız, siz vicdanen de rahatsız olduğuna ben eminim. Şimdi siz bu krediyi vermek isteseniz de yanlış anlamayın. Tabii ki grup kararlar alınıyor. Fakat gelin öncelikli olanları ertelemeyelim. Şimdi hepinizin bütçesi var. Bütçe ne zaman delinir? Acil bir ihtiyacı olduğunda araban yanar, evin yanar, gider kredi kullanırsın. Bakın bu ego önemli bir konu. Ulaşım önemli bir konu. Tatlı hayatma önemli bir konu. Arkadaşlar ben rica ediyorum. Bizim belediye başkanımız yok. Biz zaten bu dönem meclis olduk. Bizim partimiz de bu dönem bu meclise girdi. Doğru olan her şeyde biz imzayı atarız. Az olabiliriz. Siz de çok olabilirsiniz. Yarın siz de az olabilirsiniz. Bakın. 1994'e geri dönebilirsiniz. Ama bugün gelin Ankara'ya bir imza atın. Bu vebalden hepimiz kurtulalım. Doğru, başkanımız da orada sinirleniyor. Belki kırıcı şeyler de o an söyleyebilir. Çünkü o da burada bir şeyler yapmak için bu göreve talip oldu. Allah nasip etti, kazandı. O da Ankara'ya gece gündüz hizmet etmek istiyor. Sizden rica ediyorum, Ankara'nın önemli konularında gelin hep beraber grup başkanları olarak, meclis olarak konunun altına imza atalım. 1,5 saattir şu mecliste tartıştığımız konu bir leblebi tanesini doldurmaz. Çözüm yapabildik mi? Çözüm bulamadık. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.